Tabii öncelikle gerçekten dünyada çok ender rastlanan çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Öncelikle Türk halkının başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok acıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İlk gidişim depremin ikinci günü akşama çıktı. Üçüncü günü Hatay'daydı. Yani gördüğümüz manzara hakikaten dehşet dereceydi. Adeta korku filmi gibi. Ya o kadar bir acılı bir tablo vardı ki mesela bir yol soruyoruz işte şuraya nasıl gideceğiz ya da nasıl işte ne yapalım diye işte ben Isparta jandarmadan biz burayı bilmiyoruz birine soruyoruz işte ben Konya jandarma yani buradan şunu demek istiyorum o kadar büyük bir yıkım vardı ki pek çok insanın yerel yöneticilerin enkazın altında hayatını kaybettiğine şahitlik ettik. Yani orada o kadar büyük bir kayıp vardı ki Hatay'a ikinci, üçüncü günü yani sabahında indiğimizde şehir adeta terk edilmiş gibi. Yani sadece jandarmayı, askerleri, işte APUT'u, bütün hani yardım kuruluşlarını orada görüyorsunuz. Yerli halktan kimseyi göremedik ilk etapta. Çünkü herkes kimi vefat etmiş, kimi böyle işte hastanelere götürülmüş, kimi de kendi yakınlarının can derdinde. Çok acı bir tabloydu. İlk gittiğimde yani hakikaten yani şoka girdim. Yani insanlara baktığınız zaman da yüzündeki o acıyı hissediyorsunuz. Fakat şöyle bir teselli buluyorsunuz. Türk halkı o kadar feraset sahibi ki ya herkes oradaydı bakın. Devlet, STK'lar, yani vatandaş ya herkes ama. Yani yolda çok enteresan araçlar gördüm. O kadar eski külüstür dediğimiz, bugün var ya hani işte Doğan Şahin dediğimiz araçların içine vatandaş böyle çakılı eşya doldurmuş ve Toroslar'da o da bizimle beraber, o tırlarla beraber onlar da geliyordu. Gene bir şey, çok üzücü bir şeye şahitlik ettik. Bir transite vatandaşımız yardımını doldurmuş. Demek ki çok uykusuz kaldı ve arkadan bir tırın arkasına çarptı ve orada üç kayıp vardı. Yani yardıma girerken hayatını kaybeden. Yani buradan şuna gelmek istiyorum ya Türk halkı çok feraset sahibi. Yani herkes oradaydı. Yani bu biraz böyle insanın bir derece şeyini hafifletiyor. Yani acısını hafifletiyor. Biz oraya gittiğimizde tabii ilk etapta AFAD'a yardımlarımızı ilettik, indirdik. Tabii bakıyoruz hani ne yapabiliriz diye. Ya yani profesyonel hani bir kurtarıcı şeyimiz olmadığı için çok hani enkaz şeylerinde bir şeyimiz olmadı. Sadece ilk şeyde yardımlarımızı bıraktık. İşte ufak tefek bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama ikinci gidişimizde zaten Cumhurbaşkanım hani bütün teşkilatları harekete geçirmişti. Yani zaten devlet, STK'lar herkes harekete geçmişti. Yani ben bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Yani herkes oradaydı. Biz İl Başkanımız Hakan Han Özcan'ın bize mesela hazırlandık. İşte başkanım biz gideceğiz dediğimizde bize yönlendirme yapıyordu. Mesela diyordu ki işte Adıyaman Besni'de şu şu beldeye gideceksiniz. Yani biz hani rastgele bir yerlere gitmedik. Herkese bir yerler verilmişti. Biz Besni, Çakırhöyük, işte Konaklı Düz Yol, Kesiktepe, biz bu köylere gittik. Orada ilk mutfağımızı kurduk. Hakikaten çok çok verimli geçti. Şimdi merkezde daha bir takım şeylere daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Köylerde eskiden mezra denildi. Yani çok ufak böyle nüfusu olan yerlere dahil gittik. Şimdi mahalle deniliyor. Devlet çadırını, yardımını her şeyini yapmış ama benim orada gördüğüm insanların konuşmaya ihtiyacı var. Psikolojik. Tabii. Ya yani konuşmaya ihtiyacı var. Yani her köyün okuluna yardımlar isteklenilmiş. Mesela yakıt, odun, kömür yani böyle dağ şeklinde yani böyle diyeyim ufak dağlar gibi böyle odunlar tepeleme yığılmış, kömürler, yani çadırlar kurulmuş. Sobala yani yardım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ama insanların psikolojik olarak çok ağır bir travma geçirdiklerini gördüm. Yani öyle bir acı bakışları vardı ki biz ilk gittiğimiz Çakırövük'te işte 3 gün kaldığımızda orada da
Yani insanlar tamam acılarını anlatıp konuşup şey yapıyorduk. Sonra bizlerin sayesinde biraz böyle kafalarının dağıldığını, yani buna ihtiyaçları var. Yani orada samimi olarak insanların kendileriyle acılarının paylaşıldığını görmeleri onlara çok büyük şey yapıyor. Yoksa hani her şeyleri gelmiş, yardımları her şeye gelmiş. Hele şu, bu son gidişimde bunu daha iyi gördüm. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi bir çocuğun bacağımıza sarılıp da ne olur gitmeyin diye, 6 yaşında bir çocuğun. Gitmeyin. Çünkü 3 gün orada bir sanki şey oldu. Yani işte çocuklara verilen, işte onların kafasını dağıtacak işte boyama kitapları, hikaye kitapları, işte büyüklere var ya, sohbet ediyoruz, akşamları odamıza geliyor. Yani bir konteyner, Ordu Ünye'den gelen bir konteyner kurmuşlar şeyde, Yukarı Nasırlı'da. O son gidişimiz Gölbaşı Yukarı Nasırlı köyüne gittik. İnsanların deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Burada da mesela biz buraya gittik ama Polatlı'da da yine ilin başlattığı Evin Evimizdir projesiyle biz yüzün üzerinde il başkanlığımızın, Hakan Hanım Özcan'ın da başkanlığında yüz üzeri, yani 110-111 olduğunu tahmin ediyorum. Yüzü geçtik de eve insanları yerleştirdik. Yani evlerin temizliğini, her şeyini, yani ihtiyaçların hepsini ilçe teşkilatı ve Polatlı vatandaşlar, bakın hayırseverler. Yani öyle şeyler oldu ki biz hani farklı görüşler insanlarla birbirimizden alışveriş yaptık. İşte atıyorum bende buzdolabı varsa işte beni arayan insanlara tamam biz size bunu verelim. Ya bizim işte şurada şu su var deyip karşılıklı böyle bir diyaloğa girmemiz de çok güzeldi. Yani Polatlı halkı bu anlamda çok güzel bir örnek teşkil etti. Yani Türk halkı hep öyleydi. Fakat Polatlı'da yaşadığım için diyorum. Ya adeta insanlar hizmet için, yardım için birbirlerine yarıştı. Yani bizim mesela şu an kadın kollarının sofralarımız şenlensin diye bir şey başlattılar. Hakikaten bir nebze, yani bir nebze de olsa faydamız olur mu? Şöyle diyeyim size, yani depremzede vatandaşlarımızda bir de şeyi gördüm. Çok basit bir şeyin ne kadar önemli olduğunu. Yani mesela bu gittiğimde bayanın biri dedi ki ya hiç leğen yok mu? Çamaşır leğeni. Hiç aklıma gelmedi. Çünkü çamaşır yıkayacaklar. Ay dedim ne kadar aslında büyük bir ihtiyaç. Yani çok basit şeylere insanların ihtiyacı olduğunu da şahitlik ediyorsunuz. Ben hani bu süreçte hakikaten Türk halkının bu kadar yardımsever oluşunu zaten biz biliyoruz. Bu yardımseverlik ve bu birlik beraberlikle en kısa zamanda bence o bölgelerin kalkınacağını düşünüyorum, ayağa kalkacağını düşünüyorum. Peki Sayın Başkan, efendim şimdi tabii bölgeden zaman zaman fotoğrafları da bizlerle paylaştınız. Biz kamuoyuyla paylaştık ama şimdi Aysel Demir olarak sormak istiyorum. Ben AK Parti ilçe başkanı. İsminizin önündeki unvanı bir kenara bırakarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bir kadın ilçe başkanısınız ve kadınsınız. Tabii ki deprem bölgesinde o çadırlara, konteynerlerdeki depremzede vatandaşlarımıza baktığımız zaman hani biraz da çekip çeviren asıl olan kadın dediğimiz o vatandaşlarımızla sohbetinizde tam olarak bir kadın olarak dediniz ya psikolojik destek çok önemli. Size ilk ifade et kadın kadına sohbetinizde ifade ettikleri neydi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Aysel Demir bir kadın olarak, bir anne olarak, bir eş olarak, bir babaanne, anneanne olarak o bölgeden geldiğinde mutfağında ocağın üzerine bir çorba kaynattığında ne hissetti? Çünkü orada da yaptınız. O aradaki hissiyat farkı nedir onu Şöyle öğrenmek diyeyim, istiyorum. tabii bayan olmanın verdiği şöyle bir şey vardı. Bütün bayanlar çok özel ihtiyaçlarını ilettiler. Şimdi bayan olduğum için de ben buradan giderken, biz buradan giderken şimdi epey bir yardım hani şey yaptık. Ama bayan olmanın verdiği bir takım erkeklerin hani aklına gelemeyeceği ya da gelip de söyleyemeyeceği bazı Daha rahat şeyleri ifade ettiler. bu çok sağlam götürdük. Hani bu var ya kadın iş çamaşırından tutun. Her şeye ihtiyaç. Aklınıza gelebilecek her şeyi biz burada götürdüğümüzü yani o kadar hoşlarına gitti ki ve usulca geliyorlardı işte şu var mı bu var mı diye. Tabii burada bayan olmanın bir şeyi bunu hatta bir arkadaşımız şöyle söyledi.
başka bir ilçeden giden bir arkadaşımız. Ya dedi, biz ilk etapta dedi, hani ikinci de üçüncü de bayanları götürdük ama ilk etapta götürmediğimiz zaten artık. Çünkü bayanla bayanın konuşması çok farklı. Ben ilk geldikten sonra, Hatay'dan geldikten sonra inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, ben evde yemek pişiremedim. Sürekli böyle yumurta kaynattım. Yani pişiremedim. Yatağa girerken ya da eve girdiğimde yani sanki suçluluk hissediyordum. Yani çünkü ilk iki gidişimiz çok kötüydü. Yani o zaman hava çok çok soğuktu. O kadar soğuktu ki. Yani barınma olarak mesela tamam insanlar çadırlardaydı falan ama mesela biz gittiğimizde biz araçta yattı. İkinci gidişimizde bir iyi kötü arkadaşlarımızın çoğu araçta yattı. İşte benle bir iki arkadaşa böyle bir nasıl diyeyim köyde bir oda düşünün. İçinde hani soba falan yok. Bir klima var ama klima hiç ısıtmıyor. O kadar zor şartlarda ama bunun önemi yok. Çünkü insanlar var ya karın altında yatmış, yağmurun altında yatmış. Siz o soğukluğu, o şeyi hissetmiyorsunuz. Enkazın altında. Tabii yani aman ya üşüdüm ya hani aman şöyle demeyi saygısızlık olarak hissediyorsunuz. Yani hiç nasıl anlatayım size? Yani insan kendi rahat olduğu bir ortamdan çekiniyor. Yani evinde sıcacık şeyde oturmaya ya da işte nasıl diyeyim? Yani çünkü sürekli onlar gözünüzün önünde. Şey mi yani insan olan yanlarınız mı acıyor? Tabii, ifade çok, o mu? Tabii, yani çok tuhaf şeyler hissediyorsunuz. Yani o kadar böyle acılı bir tablo ki orayı buraya gel, orayı gördün, buraya geldin unutmuyorsun. Gerçekten unutmuyorsunuz. Yani unutamadığın için de gitmek istiyorsun. Yani çok enteresandır. Ben ilk gittim, dedim ki bir daha gideceğiz. Arkadaşlar bir daha gideceğiz. Gittik, bir daha gideceğiz. Ve tekrar gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü hakikaten oradaki insanların bize ihtiyacı var, bakın. Yani şunu var ya, hani belki bazıları ama sanki gidiyorlar. Hayır, değil, bakın. O kadar ihtiyaçları var ki. Ben o 6 yaşındaki çocuğun bacağımıza sarılıp da ne olur gitmeyin. Şimdi o çocukla benim bizim ne şeyimiz olabilir? Nasıl bir pazarlığımız olabilir? Ya da nasıl bir şey? Ama o çocuk çünkü 3 gün orada farklı bir hava oldu. Yani o çocuklara dağıttığımız o kitaplar, işte boyama şeyleri ve çok enteresan. Çocuklar yaptıkları boyamaları gelip gelip bize gösteriyorlardı. Gelip gelip bize gösteriyorlardı. Hatta bir tanesi çeker misin dedi. Yani artık o kafasında nasıl bir canlandırma yapıyorsa, biz hatta birkaç resmim var ben öyle şeyde. Çocuklar boyamaları yapmış, işte resimleri kendileri istiyorlar, çeker misin diye. Ya da nasıl diyeyim, bir şey dağıtıyorsunuz, bir çocuklara bir çikolata veriyorsunuz, bir şey veriyorsunuz. Ya o çocuk her yerde çocukmuş, onu görüyorsunuz. Zaman zaman orada yönetiminizdeki arkadaşlarla da futbol maçları tabii, yaptılar tabii, değil mi? Tabii, tabii. Yani her arkadaşın, şöyle diyeyim size, yani oraya giden her arkadaşımızın orada sanki bir ekibi vardı. Yani mesela bir kardeşimiz vardı, iki çocuğunu kaybetmiş. Biri 14 yaşında, biri 15 yaşında. Mesela geliyordu, ağlıyordu, hani teselli etmeye çalışıyordu. Ağlıyordu, ağlıyordu. Sonra normal sohbete geçiyordu. Ve o sohbet anında bir an olsun böyle kafasının dağıldığını hissediyordu. Ve sürekli geliyordu. Yani insanlar hani nasıl diyeyim size, herkes hem derdini anlatıyor, acısını anlatıyor ama sizi de bırakmıyor. Yani sizinle akşamları mesela erkeklerin bulunduğu ortama girip sohbet ediyorlardı. Hem anlatıyorlar, yine üzülüyorlar, ağlıyorlar. Mesela bayanlar bir arada şey yaptık işte, çok tevafuk oldu. Eşimin ölüm yıl dönümüydü. 25 Şubat. Konuşma sırasında eşimi sordular. Ben de eşimi kaybettiğimi söyledim. Hemen birisi odasından ya konteynerden Kur'an getirdi. Bir eşinize dedi Yasin okuyalım dedi. Ya bakın bu kadar da şeyler. Düşünceli ve naif insanlar. Yani kendileri bir sürü kayıpları olmuş. O zaman dedik hadi bütün ölmüşlerimizin ruhuna okuyalım. Ya o kadar güzel bir ortam oluştu ki ben şimdi diyorum ki yani buraya hakikaten iyi ki gitmişiz. Ama bir dördüncü defa daha inşallah Allah nasip ederse gideceğim. Yine köylere gitmek istiyorum. Ha gitme şeyini mesela bize diyorlar işte Adıyaman'da şuraya.
şu bölgeye gideceksiniz. Ben özellikle köyleri tercih ediyorum. Çünkü orada daha faydalı olacağımıza inanıyoruz. Ya bu konuda da ben il başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize her türlü hani yetkiyi vererek, şey yaparak bizi yönlendirdi. Biz hep beraber bu yaraları saracağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti, devleti, halkı hep beraber. Yani biz belediyelerle, STK'larla, işte bütün sivil toplum kuruluşlarıyla. Yani bu yardımlarda ben hani asla bu işi siyasete dökmeyi doğru bulmuyorum. Onunla ilgili bir soru sormak kesinlikle istiyorum Sayın Başkanım. Şimdi herkese teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah bin kere razı olsun. Bölgeye 3 kez gittiniz. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla gittiğinizde aslında Polatlı'da bir AK Parti belediyeniz yok. Malum Polat'taki belediyemiz Cumhur İttifakı ve MHP'li belediye başkanı Nursel Bizkaya. Şimdi Ankara ilçelerine baktığınız zaman işte Mamak'tır, Pursaklar'dır, Sincan'dır, hepsinin bir belediyesi var. Siz belediyesiz gittiniz. Tabii giderken de aslında oraya giderken götürdüğünüz çadırlarda ya da sizlerin de orada ekibinizin kaldığı alanda aslında bir AK Parti çadırı olduğunu ama çadırın üzerinin bantlandığını görüyorum. Bunu neden yaptınız? Yani birçok, şu anlamda söylüyorum, depremin yaralarının sarılmasında zaten bu çok siyaset üstü bir şey. Bu insanlıkla alakalı bir durum ama partinizin ismin üstünü neden bantla kapattınız? Ya şöyle, şimdi mesela biz Adıyaman'da Ankara İl Başkanlığı'nın bir konteyner şehir grubu. Konteyner ve çadır kent, gene öyle diyeyim. Orada çok ciddi, büyük, devasal bir yemekhane yapıldı. İşte kreşler açıldı. Bunu Ankara İl Başkanlığımız yaptı. Yani bizlerin hani mezralara, köylere gittiğimizde ben hani çok parti amblemiyle gitmenin hani doğru olmadığını, yani kişisel olarak, yani çünkü gittiğimiz köyler, sonradan öğrendik, belediyeler çok farklı görüşten olan şeylerin olduğu bir yerdi. Çok da isabetli olmuş. Yani orada parti olmamalı. Yani illerde tabii atıyorum STK'lar yazıyor. İşte siyasi partiler burası, işte falanca çadırı, filanca çadırı. Hani ablemlerin çok ufak da olsa bir yerde var. Tabii çorba dağıtırken mesela tabii. Arkada partinin nereye tabii, ait olduğu, hani biz, hangi ilçeye teşkilata ait olduğunu kadar gördük. Yani çünkü gerekli görmedik. Yani çünkü zaten böyle genel merkez ve il zaten böyle bunu büyük merkezlerde çok güzel şey, devasal yerler kurmuş. Biz böyle çorbada bir damla tuzumuz olsun. Bunu da şeye dökmeden, ya siyasete dökmeden şey yaptık yani. Peki orada aslında çok da böyle hazır yapmadınız. Yani tencerenin ocağın başına geçip kendiniz yaptınız. Tabii şöyle diyeyim. Bakın herhalde. Bizim yönetim kurulu üyemizin birisi aşçıydı. Ben kendisiyle konuştum. Hani biz böyle bir şey yapsak pişirir misin? Tamam dedi. Bizler de yardım ederiz dedi. Yani o aşçı, biz yamak. Bu şekilde yani ve mesela malzemeleri atıyorum işte Ahmet dedi ki pirinci ve şey bulguru ben alacağım. Öbürü dedi ki makarnayı ben alacağım. Şey mercimeği ben alacağım. Bir besici arkadaşımız dedi ki şeyi ben kesip size vereceğim. Eti ben vereceğim. Yani böyle bir imece usulüyle bütün arkadaşların, yani yönetim kurulu üyelerimizin, hatta yönetimin dışında da normal vatandaşlarımızın, gideceğimizi duyanların bize yardım etmek istediğini. Mesela şey Reba, Rumeyf herhalde, Hüdaverdi Yavaş mesela gene bu sefer, her seferinde veriyordu. Ekmeğimizi mesela onlar verdi. Bunun gibi. Ama hiç kimse isminin hani bahsedilmesini istemedi. Mesela pek çok yakınlarımız parti içi ve parti dışında zarflara paralar koydular. Ne olur bunu oradaki çocuklara verin diye. Bunlara da çok sessiz sedasız, hiç böyle kimseye, ya oradaki insanların bile kime verdiğini kimse bilmedi. Yani kimsenin kimseden, yani kimin ne aldığını hiç kimse bilmedi. Peki son gidişinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmeniz oldu. Evet. O görüşmenin detaylarını. Orada Cumhurbaşkanımızla görüşme şerefine nail oldum. Süleyman Soylu Bakanımız, Murat Kurum, Vahit Giriş, işte Adil Kara İsmailoğlu. Cumhurbaşkanımız gelene kadar da bayağı bir sohbet etme şeyimiz oldu. Tevfik
Göksu. Mesela önce Tevfik Göksu ile görüştük. Tevfik Göksu Gölbaşı şehrinin bütün hani altyapı ve belediyenin vereceği bütün hizmeti Esenler Belediyesi olarak orada hakikaten muazzam bir çalışma yapmış. Yani belediyenin yapacağı her şeyi Esenler Belediyesi orada üstlenmiş. Tokat valisi oraya vali olarak atanmış. O kadar güzel hani şeyler yapılmış ki, yani mesela şu an Gölbaşı'ndan oraya gittiğim için biliyorum. Ne kanalizasyonla alakalı, ne yolla alakalı, ne barınmayla, ne yemeğiyle hiçbir şekilde vatandaşların hiçbir sıkıntısı yok. Acıların dışında. Ya acılara, yani o acılar hepimizin acısı. Onun geçmesi zaten mümkün değil. Soylu Bakanımızın gene aynı şekilde sohbet ettiğimizde vatandaşların her türlü, yani bakanlıkla olan işlerinde ya da devletle olan işlerinde inanılmaz bir böyle çalışma hazırladığını görüyorsunuz. Yani bir vatandaşın işte belli merkezler var. Ulaştığı zaman her türlü şey işlemi oluyor. Yani devlette olan bir işinde hiçbir sıkıntı yok. Tarım Bakanı ile görüştüğümüzde işte oradaki özellikle hayvancılık yapanlara işte yem konusunda, hayvanlarını kaybedenlere yenisinin verileceğini, yem konusunda ücret, yani muazzam böyle bir yardımlaşma var. Yani devletin tepesindeki bakanların hepsinin yani kendi branşlarıyla, kendi bölümleriyle alakalı vatandaşa her türlü kolaylığı sağladığını bizzat hani açıklamalarını da izledik. Cumhurbaşkanım çok üzgün. Gerçekten çok çok üzgün. Yani o üzgünlüğü hissedebiliyorsunuz. Yine keza zaten televizyonlarda hepiniz izlediniz. Yani hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini ve en kısa zamanda evlerine geçeceğini. Mesela Kahta'da başlamış, Adıyaman Kahta'da. Hatta orada vatandaşın birisi Ayşe Keşir vekilimle beraber şey yaparken, ya bize başlamayacak mı diye vekilimiz dedi. Zemin etüdü yapılan, hani mekanı ayrılan her yere hemen evlerin inşa edileceğini, ama şu an zaten çok ciddi bir zemin etüdü yapılıyor. Yani tekrar bu acıların yaşanmaması için, yani çok ciddi bir alan tespit ediliyor. Yani çünkü bu evlerin aşağı yukarı bir yıl içinde hiç kimsenin evsiz kalmayacağı. Yani vatandaşın da inanılmaz Cumhurbaşkanı'na karşı bir güveni var yalnız. Ben hani şeyleri bilmiyorum. Hani televizyonlarda bazen hani şey haberler çıkıyor ama kesinlikle Cumhurbaşkanı'na gördüğüm şeyi söylüyorum. Halk gerçekten çok güveniyor ve seviyor. Devletin en ücra yerlere kadar her şeyi götürdüğüne şahitlik ettik. Yani orada yardım gelmiyor, gitmiyor tarzında hiçbir şey doğru değil. Yani ya, sebil gibi yardım yani. Mesela biz transiti doldurduk, işte dağıttık her şeyi. Sonra geleceğimizden bir gün önce vatandaşlar temizlik malzemeleriyle alakalı şeylerin bittiğini söyledi. Biz hemen hani gerekli ilgililere bunu böyle ilettik. Bütün malzemeler anında geldi, verildi ve dağıtıldı. Polatlı'daki depremzedelerimizle ilgili bir çalışmamız var mı? Şöyle, ya biz zaten normalde de hani sizler de biliyorsunuz, yani biz teşkilat olarak gerçekten Ramazanlarda çok ciddi böyle vatandaşa ulaşabilen bir teşkilatız. Yani bu Ramazan'da da hem Polatlı'da vatandaşlarımızın yine şeyle yardımlarına, yani Ramazanlarında oruçlarında bir nebze onlara bir güzellik yaşatabilirsek diye çalışacağız. Depremzedeler için de özellikle ayrıca bir program yapıyoruz. Çünkü şöyle diyeyim, yani mesela biz her gün en az 10 depremzede aileyi ziyaret ediyoruz. Yani bunu böyle hani anakademi, kadın kolları fark etmiyor ama mutlaka depremzedeler, aileler ziyaret ediliyor. Yani ara ara vekillerimiz geliyor, ziyarete geçiyor. Bu konuda var ya bizim hani teşkilat olarak gerçekten çok iyi bir hazırlığımız var. Yani bunun altyapısını da şimdiden oluşturduk. Ben hani gene vurgulamak istiyorum. Türk halkı gerçekten çok yardımsever. Polatlı halkı gerçekten çok yardımsever. Polatlı da Türkiye'de, yani tüm ülkede yardım eden herkesin. Yani hiçbir ayrım benim için söz konusu değil. Çünkü insanlar yardımda yarıştılar. Herkesten Allah bin kere razı olsun. Türkiye gerçekten tek yürekmiş. Biz bunu gördük.